İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'deki İsraillere suikast yapılabileceği uyarısında bulunmuş. Bunun üzerine de terörlü mücadele ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri harekete geçmişti. Düzenlenen operasyonda İsraillere suikast hazırlığındaki o şüpheliler kıskıvrak yakalandı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın uyarısı ihbar sayıldı, terörle mücadele ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri düğmeye bastı. İsraillilere suikast hazırlığındaki şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Terörle mücadele ekiplerini harekete geçiren açıklama 13 Haziran'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'den gelmişti. Türkiye'deki İsraillilere suikast uyarısında bulunan bakan kendi vatandaşlarına derhal ülkeden ayrılın dedi. İşte ne olduysa o açıklamanın ardından oldu. İsrailli bakanın açıklamasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı ve terörle mücadele ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı son günlerde ülkeye giriş yapan ve şüphe uyandıran kişilerin listesini terörle mücadele ekipleriyle paylaştı. Ekipler o kişileri adım adım takip etmeye başladı ve o takip günlerce devam etti. O bekleyiş teknik ve fiziki takip sonuç verene dek sürdü. Ekipler İranlı suikastçılara operasyon için düğmeye bastı. Terörle mücadele ekipleri tarafından ilk operasyon Beyoğlu'nda İsrailli emekli bir diplomatın eşinin de kaldığı otele düzenlendi. Otele turist ve iş insanı kılığıyla giriş yapan 8 şüpheli orada kıskıvrak yakalandı. İkinci operasyonsa gözaltına alınan o şüphelerin ifadeleri doğrultusunda Beylikdüzü'ndeki işte bu apartmanın çatı katına yapıldı. Ekipler çatı katında yaklaşık 4 saat boyunca titiz bir çalışma yaptı. Camdaydım yani, normalde bakıyordum, bir anda özel harekat edince ben de şaşırdım, ne oluyor dedim yani. Sonradan biz de olayı duyduk. Suikast timi miymiş, suikasta hazırlık yapan bir çete miymiş? Yabancı uyruklu diyorlar ama tanımıyoruz vatandaşları. Apartmanda büyük paniğe sebep olan operasyon sonrasında şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonda şu ana dek çok sayıda silah ve dijital veri ele geçirildi.